Bundan sonra işlemlerimizi sen takip edeceksin Bülent, tamam mı? Tamam Cem Bey. Nasıl oluyor efendim? Bu benim işim. Hem Ergun Bey'in de yükünü hafifletmiş oluruz biraz Bülent. Hı, anladım efendim. Olmaz efendim. Ben yükümden memnunum. Bunca yıldır takip ettiğim iş. Bankalarda herkes beni tanıyor. Bir telefonla tahsildeki çeki durdururum. Kalmadı artık öyle telefon havale ekstra falan Ergun Bey. Bilgisayara yükledik bütün işlemleri. Olsun efendim. Nasıl emanet edersiniz şirketin milyarlarca hesabını çoluk çocuğun eline? Çocuk muyuz artık Ergun Bey? Çok muyuz evladım, maşallah. Belli oluyor. Hayırlı olsun. Bilgisayar kullanamıyorsunuz Ergun Bey. Kendimizi kandırmayalım lütfen. Kullanayım efendim. Her şeyin elinden evvelallah. Hor görmeyin o kadar bu garibi. Yıllardır kim tuttu bu şirketin hesabını? Çağ dışı mı kaldık şimdi? Ne var bunda bu kadar alınacak Ergun Bey? Alındım efendim. 22 yılım verdim ben bu şirkete. Siz de şimdi benim yanında çalışan dünkü çocuğa yetki veriyorsunuz. Lütfen arabeske dökmeyelim işi Ergun Bey. Arabesk? Benim söylediklerim arabesk, öyle mi? Tamam efendim, tamam. Bitti. Mehmet Bey, özür dilerim beklettim sizi. Görüşmesi bitti, hemen bağlıyorum. Abbas Efendi, bana bir hılımur yapar mısın? Yapayım bacım, bağış üstüne. Üşüyorum. Sayım günü sokağa çıkma yasağından sonra Bülent'le buluştuk. Kaptım şifayı tabii. Geçmiş olsun bacım. Akşam bir güzel terle, bir de aspirin iç, affedersin. Yo, ben buna katlanamam Kınarya. Tamam, bitti. O kadar uzun boylu değil. 22 yılım vermişim ben bu şirkete. O ne sanıyor kendini? Yavaş Ergun Bey, duyacak. Duyarsa duysun. Yetti vallahi. Oyuncak olduk elinde dünkü çocuğun. Ne oldu Ergun Bey? Ne olacak kızım? Benim bütün yetkilerimi nişanlına verdi Bülent Hazretleri. Büyütüyorsunuz Ergun Bey. Bütün yetkiler değil. Sadece banka tahsili. Daha ne olacak be? Daha ne olacak? Bugüne kadar kimdi bu şirketin itha amiri? Kim çekiyordu parayı? Kim ödedi sizin aylıklarınızı? Yine siz vereceksiniz Ergun Bey. Yazık yazık. Sana teessüf ederim. Açıp ağzını bir kelime söylemedin. Tabii oturtuyor Veliaht Hazretleri seni yavaş yavaş benim yerime. Açar mısın hiç? Üzülürüm böyle düşünürseniz Ergun Bey. Siz beni hiç tanımamışsınız. Tanımamışım ha. Çok iyi tanıdım artık. Yazık. Yılan beslemişim koyduğunda da haberim yokmuş. Aa, ayıp oluyor ama Ergun Bey. Tövbe, o ne kelime müdürüm, affedersin. Sus sen de be. Tamam tamam, hayırlı olsun. Bir dakika durum artık bu şirkette. Böyle çoluğun elinde oyuncak olacağı ama limon satarım daha iyi. Allah kahretsin. Ne oluyor Şükrü, annem bizi boşladı. Allah muhabbetinizi arttırsın, gözümüz yok ama. Gelecek gelecek, rahat değil. Bilgeler de bizde kaldı dün gece, kaloriferleri bozulmuş. Gelmez o, gelmez. Bırakır mı hiç o sevgili oğlunu? Sen de ne kıskançsın be abi. Kadın 2 gün yanımızda kaldı. Öyle vallahi. Onun asıl oğlu sensin. Göz bebeği. Ha, aldı mı emekli maaşını? Aldı herhalde. Ali ile gittiler. Aman alsın alsın. Kaç gündür tutturdum maaşım da maaşım. Sanki o kadar acelesi var. Alıp da bir yere verecek. O da onun bir güvencesi be abi. Gel. Efendim, fazla vaktinizi almayacağım, izninizle. O ne Ergun? İstifa mektubu efendim. İstifa mı? Ne dedin? Öyle efendim, maalesef. Dayanamayacağım artık. Şerefimle oynanıyor bu şirkette. Saçmalama Ergun. Kim oynuyormuş senin şerefinde? Cem Bey. Cem mi? Evet efendim. Bütün yetkilerimi Bülent'e verdi. Olmaz öyle şey. Oldu efendim, oldu. Benim yanımda yetiştirdiğim yamağım. Ağlama, ağlama. Ah efendim, ben ağlamayayım da kim ağlasın? 22 yıllık emeğim bir anda. Ağlama Ergun. Sok şu mektubu da cebine. Bu işin geri dönüşü yok efendim. Şerefim, itibarım ayaklar altına alındı. Bunu benden istemeyin lütfen. Tamam tamam, konuşacağım şimdi Cem'le. Sok şunu cebine dedim sana. Sokamam efendim. Limon satarım bundan daha iyi. Duramam artık ben bu şirkette. Ergun, ver şunu. Bana zor kullandırtma. Konuşacağım dedi işte abim, yürü. Götür şunu Şükrü, yüzünü yıkasın. Demet, söyler misin Cem gelsin buraya? Hayır, bunlar genç, tecrübesiz insanlar. Yapar bir yanlışlık, batırırlar vallahi şirketi. Ergun tamam, gel benimle. Telefonu meşgul Şevket Bey. Yine arayacağım tabii.
Üzüldüm şimdi ya. Hay Allah, benim yüzümden. O da durmuyor ki babam, affedersin, durduğu yerde. Ona şikayet, buna şikayet. Bırakın beni efendim, ben gideyim. Ben burada fazlayım zaten. Ergun, ağlama çocukların yanında. Onların da hayatlarından, onlara göre bir şey yok ki. Ergun, saçmalama lütfen. Kapat bu lafı artık. Abbas efendi, yardım et. Hadi gir koluna, yüzünü yıkasın güzelce. Baş üstüne babam, gel müdürüm. Abbas ağa, ben neye yanayım? Bunca yıllık emeğim mi ya? Ağlama müdürüm, affedersin, koskoca adamsın. Bitmedi mi Cem'in konuşması? Devam ediyor Şükrü Bey. Yurt dışıyla konuşuyor herhalde. Bitince gelsin. Ne yaptığını sanıyor bu Leylek ve Şükrü? Gelsin de anlarız, konuşalım. Olmaz oğlum. Bu kadar yıllık adamımız. Döverim vallahi ben bu herifi ha. O yaşta adam dövülür mü abi? Ben döverim bu herifi. Gel. Merhabalar. Hoş geldin anne. Anne geç şöyle. Nereden böyle? Muhallebiciden geliyoruz amca. İki tavuk göğsü bir gazoz. Oh iyisin. Aldın mı maaşını? Aldı. Şimdi annenizi size teslim ediyorum, buyurun. Sen nereye? Zeynep'le buluşacağım baba. Çok geç kaldım. Vay benim çapkın yeğenim. Hadi bakalım uç. Bol şanslar. Neyiniz var sizin oğlum? Suratlarınız asılmış bir karış. Kavga mı ettiniz yoksa yine? Yok be anne. Ne kavgası? Yapmayın öyle şeyler. Döverim vallahi ikinizi de. Anne bu ne? Size getirdim aç. Tavuk göğsü keşkül. Seversiniz. Oo yaşa be anne. Ben keşkül severim. Dur be yavaş, biz de yiyeceğiz. İkişer tane aldım oğlum. İtişip kakışmayın. Cem yok mu? Çağırın onu da. Gelir şimdi, gelir Leylek. Çağırdık onu da. Aman abi, annemin yanında. Tamam. Oh. Mis gibi kokuyor anne. Bayılırım buna. İnşallah Cem gelmez şimdi.